Bank Dijital Köprü kampanyası ile kolay bir ön muhasebe programının ne şekilde kullanılacağını bu videoda inceliyor olacağız. Öncelikle Dijital Köprü kampanyası için başvuru oluşturduğunuzda tarafınıza şifre oluşturmanız için bir mail gelecek. Belirlediğiniz kolay bir kullanıcı bilgileri ile bu ekrandan giriş yapabilirsiniz. QNB Finans Bank Dijital Köprü ile kolay bir uygulamasını 2022 yılına kadar ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Kolay bir giriş yapmanız halinde sizi güncel durum ekranı karşılar. Güncel durum ekranında en üstte son bir haftalık nakit akışını görebileceğiniz bir grafik bulunuyor. Bu grafik üzerinde gün gün gelir ve giderlerinizi görebiliyorsunuz. Bunun yanında son bir haftalık yerine 4 haftalık, 8 haftalık ve 12 haftalık periyotlar halinde de gelir ve giderlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bu grafiğin aşağısında tahsilat ve ödeme özelliklerinin bulunduğu bir başlık görüyoruz. Burada vadesi gelmemiş, vadesi geçmiş ve vadesi belirsiz tahsilat ve ödemelerinizin özetini görebilirsiniz. Ayrıca güncel durum ekranında stok akışınızı da görüntüleyebiliyorsunuz. Bu stok akışı yapılan son işleme göre sıralanıyor. Ürününüzün ya da hizmetinizin üzerine tıklamanız durumunda son işlemleri rahatlıkla görebilirsiniz. Örnekte olduğu gibi güncel durum ekranında bir de notlar sekmesini görüyoruz. Bu sekmede eğer not oluşturduysanız notlarınızı filtreleyerek görüntüleyebilirsiniz. Eğer yeni not eklemek isterseniz de örneğin hatırlatıcıyı aktif hale getirerek sistemin size bildirim vermesi için hatırlatma tarihini girmeniz yeterli olacaktır. Cari hesaplar butonuna tıklamanızla birlikte genel cari hesaplarınızı görüntüleyebilirsiniz. Eğer carileriniz toplu bir şablon içerisinde ise içeri aktar seçeneğine basarak yazıldığı üzere içeri aktarmak istediğiniz şablonu buraya sürükleyebilir ya da tıklayarak seçebilirsiniz. Bu işlem önceden sahip olduğunuz bilgileri sisteme kolayca kaydedebilmenizi sağlar. Diğer bir yol ise carilerinizi teker teker siz oluşturabilirsiniz. Cari oluştur butonundan carilerinizin bilgilerini ve detaylarını girerek carilerinizi oluşturabilirsiniz. Genel cariler sizin sürekli üzerlerinden işlem yaptığınız müşterileriniz, tedarikçileriniz ya da örneğin kamu kuruluşu olabilir. Burada görüldüğü üzere tüzel, bildiğiniz gibi şirketleri, gerçek ise şahısları temsil eder. Tüzelde vergi numarası ve sadece cari adı varken, gerçekte cari adı, soyadı ve TC kimlik numarasının olduğunu görüyoruz. Aşağıya doğru indiğimizde adres bilgileri kısmında eğer birden fazla adres varsa adres ekle butonundan yeni ekleme yapabilirsiniz. Yukarı çıktığımızda personel cari kısmını görüyoruz. Personel cari sekmesinde çalışanlarınızın bilgilerini girebilirsiniz ortaklar sekmesinde ise bildiğiniz üzere şirketinizin ortaklarınızın temsil edildiği cari türüdür aynı şekilde onun da bilgilerini girebilirsiniz örneğin cariye oluştur dediğimizde bizden bazı bilgilerin girilmesi isteniyor zorunlu olarak cariye adı ve ortak tipi bu bilgileri girdiğimiz takdirde kaydet tuşuna bastığımızda cariğimizi oluşturmuş oluyoruz Ürün veya hizmetiniz varsa soldaki menüden ürün hizmet butonuna tıklayabilirsiniz. Bunun sonrasında ürün hizmet oluştur deyip ürün veya hizmetinize göre bu bilgileri doldurmanız gerekmekte. Ürün ve hizmetleriniz için oluşturduğunuz bu bilgiler fatura veya makbuz gibi belgelerin kaydını oluşturduğunuzda otomatik olarak belirlenecektir. Ekranda ürün ve hizmet girişlerinizi manuel olarak tek tek yapabileceğiniz gibi, içeri aktarma özelliğini kullanarak toplu bir şekilde de yapabilirsiniz. Örneğin, mevcut ürün listenizi içeri aktarmak için içeri aktar butonuna tıklayıp ilgili şablonu indirebilirsiniz. Şablonun içerisindeki yeşille belirtilen alanlar doldurulması zorunlu bilgi alanlarıdır. Bilgi alanlarına doldurduktan sonra oluşturduğunuz listeyi sürükle bırak yöntemiyle içeri aktarabilirsiniz. Şirketiniz adına yapılmış seyahat harcamalarınız, fatura ödemeleriniz, ulaşım veya organizasyon masraflarınız genel giderlerinizdendir. Genel gider takibinizi verimli bir şekilde yapmak için her türlü harcamayı kayıt altına almak büyük önem taşır. Kolay bir ile genel gider yönetimini sağlamak çok kolay. Menüden genel gider yönetimini seçerek işe başlayabilirsiniz. Daha sonra genel gider tiplerini inceleyebilirsiniz. Size uygun olanı düşündüğünüz genel gider tipini belirleyebilirsiniz. Bunun yanında yeni genel gider ekleyebilirsiniz. Sonrasında genel giderler sayfasına geldiğimizde genel gider oluştur adlı yeşil seçeneğe tıkladığımızda önümüze böyle bir sayfa gelecek. Gerekli bilgilerin doldurulmasının sonucunda kaydet butonuna tıklayarak genel giderinizi oluşturmuş olacaksınız. Satış yönetimini incelemek istediğimizde soldaki menüden satış yönetimine tıklıyoruz. Önümüze çıkan sayfada satış faturaları, satış irsaliyeleri, alınan siparişler, satış proformaları, satış iade faturaları gibi başlıklar görüyoruz. Öncelikle Proforma'nın siparişe, siparişin irsaliyeye, irsaliyenin de faturaya dönüşme işlemlerinden bahsedeceğim. Satış proforması yani teklif oluşturmak için bu seçeneğe geliyoruz. Satış proforması oluştur butonuna tıklayarak formumuzu dolduralım. Cari ile başlayacak olursak, cariye önceden cari hesaplardan oluşturduğunuz cariyi girebilirsiniz. Veya burada yeni cari de oluşturabilirsiniz. Tekrardan cari hesaplara gidip cariye oluşturmanıza gerek kalmaz. Ben bu örneğimizde cari hesaplarda oluşturduğum carilerden birini gireceğim. Örneğin ege köklü olsun. Görüldüğü üzere cari adresi de otomatik olarak beliriyor. Daha sonra hizmet türüne geldiğimizde, biz bu müşterimize maske satıyor olalım. Miktarı da 50 adet olsun. Ürün hizmet kısmında belirlediğimiz birim fiyat ve KDV otomatik olarak oluşacaktır. Ayrıca ben bu teklife indirim de ekleyebilirim. Örneğin %10 olsun. En sonunda kaydet butonuna basarak satış proformasının bu sayfada oluşmuş olduğunu görüyoruz. Bu teklif kabul edildikten sonra bu proformayı dönüştürmek için ilk önce buraya basıyoruz. Sağda gördüğünüz dönüştür butonuna tıklamanız sonucu dilerseniz alınan siparişlere düşmesini sağlayabiliriz. Önümüze çıkan sayfada görüldüğü üzere proformada girilen form mevcut. İsterseniz ek olarak da indirimi değiştirebilir ya da yeni indirim tutarı girebilirsiniz. Kaydet butonu ile birlikte proforma'nın alınan siparişlere düştüğünü görmekteyiz. Bir sonraki aşamada irsaliyeye dönüştürelim. Buraya tıkladıktan sonra yine aynı şekilde dönüştür tuşuna basarak satış irsaliyesini seçiyoruz. En aşağıya inip kaydet butonuna bastığımızda irsaliyeyi oluşturmuş olduğumuzu görüyoruz. Fatura oluşturmak için Ege köklüye tıkladığımızda sağdaki dönüştür butonundan satış faturasını seçiyoruz. Yine aynı şekilde aşağıya inip kaydet butonuyla satış faturalarında oluşmuş olduğunu görüyoruz. Bu satış faturasını e-faturaya dönüştürmek için şöyle adımlar izliyoruz. Satış faturamızın içine girip İşlemler kısmından e-fatura e ve e dönüştür seçeneğine tıklıyoruz. Önümüze e-arşiv gönder başlıklı bir sayfa çıktı. Fatura bilgileri kısmında fatura senaryosundan gördüğümüz üzere müşterimiz e-fatura kullanıcısı değil. Hem müşteri hem de satıcı e-fatura kullanıcısı olması durumunda bu sayfada e-arşiv gönder değil e-fatura gönder yazacaktı ve siz ona göre işlemlerinizi yapacaktınız. Satış tipine geldiğimizde istisna seçeneği var. Örneğin yurt dışına KDV'si sıfır olan bir ürün satışı gerçekleştiriyorsanız bu seçeneği işaretlemeniz gerekir. Biz direkt satışı seçtikten sonra gönderim şekline geliyoruz. Kağıt ve elektronik seçeneklerinden elektroniği seçiyoruz. Altında fatura önek'i var. Bu fatura önek'ini ayarlar kısmından oluşturup burada seçebilirsiniz. Ben bu örneğimiz için eb'yi kullandım. İleri diyerek fatura detaylarına geliyoruz. Faturanız içinde sipariş bilgileri, irsaliye bilgileri, fatura dönemi bilgilerini kendi isteğiniz üzere oluşturabilirsiniz. Örneğin sipariş bilgilerini açık konuma getirdiğinizde sipariş numarası ve sipariş tarihinizi girmeniz gerekir. Ben bu örneğimizde kapalı seçeneğini kullanacağım. Aşağıda da bu faturaya dilerseniz not düşebilirsiniz. Bir sonraki adımda fatura özeti var. Son bir kontrol yaptıktan sonra gönder butonuna basmamız sonucunda faturamız gönderilmiş oluyor. Oluşmuş olan faturamızı burada görüntüleyebiliriz. Örneğin burada görüldüğü gibi. Daha sonrasında satış faturalarına geldiğimizde fatura durumumuzun alıcıya ulaşmış olduğunu görüyoruz. Son olarak iade edilen faturalarda satış iade faturaları adlı sekmeye düşer. E-fatura için karşı tarafın iade faturası kesmesi gerekmekte. Fakat e-arşiv için e-posta giden kutusuna gelip, daha sonra faturaya tıklayıp, Faturayı iptal et butonu ile faturanızı kolayca iptal edebilirsiniz. Satın alma yönetimi satış yönetiminde yaptığımız işlemlerin tersidir. Satın alma yönetimini inceleyecek olursak gördüğünüz üzere alış faturaları, alış irsaliyeleri, verilen siparişler, alış proformaları, alış iade faturaları adlı başlıklar mevcut. Satın alma yönetiminde önemli noktalardan biri alış faturalarında E-Fatura gelen kutusuna tıkladığımızda bize kesilen faturaları görmekteyiz. Faturanın içine girip Sisteme Aktar dememiz gerekir. Sisteme Aktar butonuna tıkladığımızda soldaki menüden raporlar kısmında bu faturanın alış raporunu görüntüleyebiliriz.